Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablomdan çıkartabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. 6 koşulu program olsun diye bir program. Pazar günü programı yine standart. İstanbul Adana'yı içe geçerekten bıraktıkları bir durum olmuş. TCK'nın halt etmesi başka bir şey değil. Birinci koşu. Hepinize iyi pazarlar dilerim bu arada. Pazar gününüzün iyi geçmesini temenni ederim. Birinci koşu şartlı 4 Arap yarışı 1 bende favori koşar. Güzel de sürprizini yapar buranın. 5'ten de etkili yarış gelir. Rakip olarak öneririm. 2 atı görebildim. Diğer atlar tercihen yazımını size bırakacağım. Ne koşacakları tam kestiremediğim. AGF ağırlığını taşıyan Necmi ile 4. Sürpriz çıkan 8. Yarış gören 3. Bunlar ve Feritli 7 gibi, Bekir gibi, 2 gibi diğer atlardan tercih etmenizi öneririm. Tuttuğunuz var ise. Benim burada önereceğim, önerebileceğim 1 ve 5 var. Birden iyi bir yarış. Hatta kazanmasını beklediğim favorim Ulupamir oldu. İkinci koşu handikap 13. Handikap 3. 3 Karapuz. Yarışın favorisi, haklı favorisi üzerindeki Necmi Altın. Böyle favorileri bindiğinde bir başka şekilde biniyor. Sevmiyorum o yüzden. Huylu oyundan vazgeçmez de yine aynı şekilde biner ise 3 ikinci çıkar yarıştan önüne bir at alır. 4 olabilir o. Kilo avantajıyla 4 nolu safkan. 3 eksik koşarsa tabii dediğim gibi 4 olur. Bir sürprizini yapar. Görebildiğim atlar bunlar. 3 hani tek atacak arkadaşlara da normalde tek olması gerekir. Anormali Necmi var üzerinde. Üçüncü koşu handikap 14 handikap 3. 3 nolu safkan tek olur olması gerekir. Eksik koşu çıkartırsa 4 nolu safkandan da sürpriz gelir. Bunlar çarklı 5 yarışından geliyorlar. Görebildiğim bu grupta 2 safkan 3 tek olur. Eksik koşarsa da geçtiği safkana geçilir. O da 4 Muş Fatih'i handikap yarış şartından dolayı. Kilosundan dolayı. Diğer atlardan AGF 5, 6. Diğer atlar bunlar varsa tespitiniz, inandığınız eklemeyi size bırakın. Dördüncü koşu şartlı 5. Altın oğlu safkan Ferit'le kazandı kazanabilir tekrar. Ciddi rakibi var. O da 3 Rasko. Sürpriz atı var buranın. 2 Aslan Adam. Startta kalmazsa 2'den de sürpriz yarışı gelir. Yeriniz varsa bunları da işaretleyebilirsiniz. Tek olacaksa gene 6. Son yarışı uzak. Yani şartın kilosunda 6 tek olur burada. 5. koşu şartlı 2 dişi. Burada da 6 nolu safkan. Adana'dan getiriyorlar arkadaşlar. Bu grubun atı değil. Hani Adana'ya ya da diğer illerden misafir gelen safkanlar genelde sıkıntı geçirmiş atlar oluyorlar. Bu öyle bir durumu olmuş olabilir. Arızalı sakat durumda olsa dahi getirip yarışa kaydediyorlar. Enseye bastırıyorlar. Haliyle %42 AGF. Korku mu? Yani bunu yapıyorlar. Çok yapıyorlar çünkü. İlgilileri her kimse 3 ayak koşsa gene kazanır. Bu grubu geçer. 6 bu grubun atı değil. Diğer sebepten dolayı yanına at önereceğim. 3'ü de yazarsak yanına AGF'si doğru. Diğer grubu geçer en azından 3 nolu safkan. Biraz daha sağlam kurgu olur. 3 de eksik koşarsa sürpriz sonuç çıkartabilir. Ferit Necmi 5 ve 1'de şartın kilosundalar. 2, 4, 4 Ankara'dan geliyor. 2 zayıf kalıyor. Kapatmaya kadar gidilebilir. Burada 6'nın ne koşacağını bilmediğim için çok fazla bir şey de söyleyemiyorum. Çünkü 3 ayak koşsa kazanır. Yani. Vaziyeti bu. Genelde yaptıkları da bu tip atları arızalandıktan sonra buraya getirip enseye bastırmak oluyor. Sevmediğim şeyleri yapıyorlar. 6. koşu handikap 15. Dişi handikap 3.
3 mavili kız startta kaldı son yarışında. Kalmazsa Necmi ile bu grubu geçer kazanır. Yine startta kalırsa 3'ü yok sayarım. 6 ile 4 arasında bir yarış olur. 6'da Ferit geçtiği safkanda 4 Münayim Kaysbert. Sürpriz 1 ve 5 arkadaşlar. Çok at yazan arkadaşlara sürpriz ihtimallidir. 5 %4'lük bir at, 1 %2'lik bir at. Yani tarama yapan yeriniz varsa tabii. Arkadaşlara öneririm. Yalnız 3 tehlikeli tek öneremiyorum. Hani 6 ve 4 yazıyorsanız 3'ü de işaretleyin derim. Startta kalmazsa etkili olur. Bu grupları geçebilen bir safkan bu mesafede. Elazığ bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.